İslam Sanatı Galerisine girdiğimde nereye baksam yazılar olduğunu görüyorum. Kağıtlarda, yapraklarda, vazoların ve kaselerin üzerinde her yerde yazı var. Bunun nedenini öğrenmek istiyorum. Benim adım Luke, 12 yaşındayım. Ben Meryem Ektiyar, İslam Sanatı bölümünde yardımcı küratörüm. Yazı İslam kültüründe ve sanatında büyük öneme sahip. Aslında sadece önemli olan yazı yazmak değil, güzel yazı yazma sanatıdır. Kur'an-ı Kerim'in Allah'ın sözlerini içerdiği düşünülüyor. Dolayısıyla kutsal mesajı yazıya dökmede kullanılan yazı yazma sanatı anlamındaki kaligrafi sanatı da sanatların en önemlisi olarak kabul ediliyor. Sen kendi el yazın hakkında ne düşünüyorsun? Çok kötü değil ama çok iyi de değil. Ben genellikle el yazısı yerine normal yazıyla yazıyorum. Basit olmasını seviyorum. Burada gördüğümüz şeyler nedir? Bu bir Osmanlı Sultanının sembolü. Sultan kral gibidir. Çok geniş bir imparatorluğun hükümdarıdır. Bu sultanın adı Kanuni Sultan Süleyman. Her sultanın kendine ait böyle bir sembolü vardı. Bunlara tuğra deniyor. Peki tuğrada sadece sultanın ismi mi yazıyor yoksa başka gizli şeyler de var mı? Tuğrada sultanın adı ile sultanın babasının adı yazıyor ve bir de daima muzaffer sözü yer alıyor. Gerçekten dikkat çekici. Bunu görünce insan vay canına bu çok güzel diyor. Sen nasıl bir tuğran olsun isterdin? Biraz düşünmem lazım. Bu gördüğümüz nedir? Bu bir Kur'an-ı Kerim açık bir şekilde bir ahlenin üzerinde duruyor. Peki neden Kur'an'ın bu sayfası açık? Sayfaları biz seçiyoruz. Sayfayı bazen kaligrafinin güzelliği için, bazen de sayfadaki süslemeye bakarak seçiyoruz. Açık olan sayfayı üç ayda bir değiştirmek zorundayız. Çünkü bu kağıt üzerinde bir eser. Ve kağıt eserler, yani bu kitap sayfaları, uzun süre ışığa maruz kalınca zarar görebilirler. Bana İslam sanatı hakkında bu olağanüstü şeyleri anlattığınız için teşekkür ederim. İslam sanatı göründüğünden çok daha karmaşıkmış. Ben Luke, Metropolitan Sanat Müzesi'nden size bildirdim.